Arda kardeşim sen hiç merak etme, babalarımız Kerem komiseri bunun hesabını soracak. Evet evet Rüzgar, babalarımız çıkaracak bizi bu kapishaneden. O Kerem komisere de gününü gösterecekler. Aynen öyle Arda, aynen öyle. Kerem gel buraya. Nereye gittiğini sanıyorsun ha, nereye? Ya başlarım şimdi size de çocuklarınıza da ya. Ne yapıyorsanız yapın, istifa ediyorum ben polislikten, istifa ediyorum. Yok şehri biz kurduk Kerem, yok efendim bizim dediklerimizi yapacaksın. Yeter artık ya, sabır taşı olsa çatlar. Yeter ya yeter, polis olacağıma gerçekten gider mafya olurum çok daha iyi. Yeter ya, ne yapsam suçluyorlar beni, bıktım artık, bıktım, yeter ya. Gideceğim mafya olacağım, bu zenginle fakire günlerini göstereceğim. Oh be fakir, sonunda kurtulduk bu salak Kerem'den, polisliği bıraktı. Hayır ne istesek yapmıyor zaten, bu şehri bizim kurduğumuzu unutuyor herhalde. Harbiden ya, utanmadan bizim çocuklarımızı hapse atıyor. Alt üstü süratle araba kullanmışlar ya, araba kullanmışlar. Neyse boşver fakir, gördün işte, bizi böyle yok sayanlara böyle yaparız, polislikten aldık onu. Bakalım artık evine nasıl ekmek götürecek. Evet abi doğru söylüyorsun. Hadi gel harde ve Rüzgar'ı hapisten çıkaralım. Aynen aynen, yazık çocuklara, çok bile durdular. Bir gün sonra. Evet canım ailem. Biliyorsunuz ki artık biz mafyayız. Bu şehirdeki en güçlü insanlar biziz. Herkes bizden korkacak, anladınız mı? Herkes, herkes bizden çekinecek. Şu paralara bakın ya, ne kadar zenginiz. İstediğimizi de alabiliriz. Evet babacım ya, amma çok paramız var. Şu paralara bak ya, çok teşekkür ederim. İyi ki mafya olduk. Mafya olmak harika bir şeymiş ya. Ay evet hayatım ya, güzellik salonuna gidebiliyorum, yaşasın. İyi ki çok paramız var. Tırnaklarımı yaptırabiliyorum, saçlarımı boyatabiliyorum, yaşasın. Ne sandınız, siz mafya Kerem ailesinin üyesisiniz. Ama unutmayın, en önemli görevimiz zengin ve fakiri öldürmek. Onlar yaptıklarının bedelini ödeyecekler, ölecekler. Evet baba ya, çok büyük yanlış yaptılar, çok büyük. Merak etme Kerem hayatım, onları gördüğümüz gibi sana söyleyeceğiz. Tamam, ben şimdi onları bulmaya gidiyorum. Ben yokken mafya Kerem ailesine yakışır hareketler yapın, anladınız mı? Beni utandırmayın. Bu şehir bizim sayılır, sakın unutmayın. Şimdi gidip zengin ve fakiri bulmalıyım. Onları bulma çalışmasına başlayalım. Fakirin nerede olduğunu bilen birisi varsa o da Arda'dır. Bakkalına bir girelim bakalım. Selamun aleyküm. Kerem komiser, ne olmuş sana böyle? Bu haller de ne? Bu arkandaki adamlar da kim? Silahla falan geziyorsunuz? Ben artık Kerem komiser değilim. Mafya Kerem komiser ailesinin başıyım. Laflarını ona göre seçeceksin. Başlarım şimdi sana da mafyalığına da Polat Alemdar mı sanıyorsun sen kendini? Beni korkutamazsın. Söyle ne istiyorsan. Bu arada kaşınıyor he. Ne istiyorsunuz be? Ne istiyorsunuz? Susun, ne istediğinizi söyleyin. Benim öyle çeyrek mafya artistlik yapanlarla harcayacak vaktim yok. Tamam, ne istediğimizi söyleyeyim o zaman. Çok basit bir şey. Baban fakir nerede? Onunla kapanmamış bir defterimiz var. Önce onunla, sonra zenginle kapatacağım o defteri. Bana bak Kerem, haddini aşma, sen benim kasları görmüyorsun herhalde. Vallahi birinize yumruğu bir koyarım, üçünüzü de deviririm. Size hayatta babamın yerini söylemem, hayatta satmam babamı. Ne yapalım, ben seni uyarmıştım. Yapacak bir şey yok, ben illa bulurum fakiri. Hayır, manyak olamaz, vurdu beni. Olamaz, ölüyorum sanırım. Hadi gençler gidelim, burada işimiz bitti. Hadi. Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Mafya Kerem komiseri mi yoksa polis Kerem komiseri mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Daha fakiri bulacağız. Miray tamam ağlama, yapacak bir şey yok. Arda öldü işte. Kerem ve ailesi beni de öldürmeden kaçmalıyım bu şehirden. Kaçmalıyım. Utanmaz. Hala öldü, yapacak bir şey yok. Gözleri yüzünden oğlum öldü. Hala şehirden kaçmam lazım diyor. Oğlumuz öldü, şehirden kaçacağım diyor. Senin gibi dede olmaz olsun be, olmaz olsun. Senin yüzünden bu yaşta babasız kaldım. Babamın ne suçu vardı he, ne suçu vardı? Yapacak bir şey yok, ben de oğlumu kaybettim ama kaçmalıyım. Kerem ve adamları beni bulmadan kaçmalıyım. Hayır, olamaz. Fakir gel buraya hemen. Hayır, öldürecekler beni. Bırakın peşimi. Gel buraya, işim bitti. Oh be, sonunda izimi kaybettirdim. Burası da ne böyle çok... ne oluyor? Zengin abi, senin burada ne işin var? Çok korkunç burası, çok korkunç. Fakir ne yapayım yani? Mafya Kerem komiser ailesinden kaçmaya çalışıyorum. Duyduğuma göre her yerde bizi arıyorlarmış. Korkunç olabilir ama güvenli tek yer burası kardeşim. Evet abi doğru söylüyorsun. Ben de o yüzden buraya geldim.
Beni çok fazla kovaladılar ama izimi kaybettirdim. Neyse, burada bekleyelim. Biraz bekleyelim. Olaylar soğuyunca çıkarız, şehri terk ederiz. Kaçarız gideriz. Bir daha da asla geri dönmeyiz. Yoksa Mafya Kerem bizi öldürür. Aynen öyle. Aynen. Nereye kayboldu bu fakir ya? Nereye kayboldu? Burada bir yere saklandı. Eminim ya. Nereye gitti bu herif? Yer yarıldı da içine girdi sanki. Hala zenginden de haber yok. Of ya of. Bu fakiri elimizden nasıl kaçırdık? Bana bakın çocuklar, bunlar şehri terk etmeden bunları yakalamalıyız, öldürmeliyiz. Anladınız mı? İntikam alacağım onlarda. Evet Kerem Bey, anladık. Merak etmeyin. Onlardan kurtulacağız Kerem Bey, merak etmeyin. Tabii kurtulacaksınız. Ben size boşuna mı maaş veriyorum? Yerin 10 kat altına bile saklansalar onları bulacağız. Siz hiç merak etmeyin. Hadi bakalım, size güveniyorum. Arkadaşlar bana bakın, zengin ve fakirin yerini biliyorsanız hemen söyleyin. Bugün Ali arkadaşımızın babası öldü söylemediği için. Dedesi fakirin umrunda bile olmadı. Bastı kaçtı gitti. Bilenler hemen söylesin, yoksa sonuçlarına katlanır. Evet arkadaşlar, biliyorsanız lütfen söyleyin. Dedemin ölmesi gerekiyor. O bize çok büyük bir kötülük yaptı. Onun yüzünden bu genç yaşta babasız kaldım. Gördüyseniz fakiri ya da zengini söyleyin. Ay Yusuf, söylersek ne yapacaksın ki? Diyeyim ki sana söyledik zengin ve fakir yeğeni. Onlara zarar mı vereceksin? Bebek Sonic, babama söyleyeceğim, o da gereğini yapacak. İntikamını alacak yani. Ay Yusuf, sen ne kadar havalısın ya. Şuna bak, mafya olunca ne kadar havalı olmuşsun. Aşık oldum resmen ya, aşık oldum. Bilsem direkt söylerdim nerede olduklarını ama maalesef bilmiyorum. Kamil bak, sen biliyor musun? Biliyorsan söyle, sonra kötü olur senin için. Uyarmadı deme yani. Yok Yusuf, valla ben de bilmiyorum. Bilsem niye söylemeyeyim? Ola aklım, vallahi ben biraz tırsmışam ya. Ben gördüm nereye gittiğini. Vallahi ikisini de gördüm ya. Tamam ben söyleyeceğim, korktum ya, korktum. Bu kekanın da gücü bir tek bize yetiyormuş ya. Nasıl da teşte altına yaptı resmen. Gerçek mafya görünce altına yaptı. Keko hemen söyle bakayım, hemen. Eğer doğru çıkarsa seni ödüllendireceğim. Evet Keko söyle, fakir ve zengin ölmeyi hak ediyorlar. Kardeşim bir tane mağara var gizli, oraya gittiler, ikisini de girerken gördüm. Ben o sıra çocuklardan 50 kuruş istiyordum, o sıra gördüm. Ağalarla kola çekirdek yapıyorduk yani, o yüzden 50 kuruş lazımdı, o yüzden yani. Aman bana ne be, onu mu sordum ben, hemen gidip babama söylemeliyim. Bir an önce zengin ve fakiri öldürmeli. Evet, selamun aleyküm. Burada kimler varmış? Hayır olamaz Kerem, ne olur zarar verme bize, ne olur. Bizi nereden buldun? Hayır. Harbiden ya, burası çok güvenliydi, kimse bilmiyordu, nasıl buldun? Lütfen zarar verme bize, ne olur. Sizi sersemler, ben Mafya Kerem'im. Bu şehirde benden habersiz sinek bile uçamaz. Çok özür dileriz, ne olur affet bizi. Polisliğe geri dön Kerem, mafyalığı bırak. Aynen öyle, sen bu şehrin en iyi polisiydin, ne olur Kerem. Tekrardan polis ol, boşver, mafyalık sana hiç yakışmamış. Evet evet, hem de hiç yakışmamış değil mi arkadaşlar, yakışmamışsın. Hadi oradan, sizi öldürmeyeyim diye bana böyle rol yapıyorsunuz. Ama kaçarınız yok, öleceksiniz. Ben polisken yok, şehri biz kırdık, senden polis olmuyor. Sen şunları yanlış yapıyorsun, şunları hapse atamazsın, bunları yapamazsın. Şimdi bana diyorsunuz ki çok iyi polistin, yok öyle dava. Çok pişmanız, çok. Aynen öyle Kerem, yani fakiri bilmem ama ben çok pişmanım. Eğer vurmak istiyorsan birini illa onu vur. Olmaz, ikinizi de vuracağım, intikamımı alacağım. Elveda zengin ve fakir, elveda. Hayır.